Bir mabede çok iyi planlanmış, çok iyi tasarlanmış cinayeti işlemek kadar mesajı yerine ulaştırmak için hazırlığı belli ki öyle şahsi, kişisel, bireysel bir terörist faaliyet olarak değil, daha zinde, daha kolektif ön hazırlığı gerektiren ve küresel mesaj vermeye yönelik tarihi arka planı da içine katarak son derece özenle, titizlikle yapılmış bir saldırı, bir cinayet, bir katliam ve üstelik ibadet halinde insanları hedef alıyor, bir mabet içerisinde hedef alıyor. Bu böylesi geçmişin hesabını sorarcasına bir yaklaşım ile fitneyi uyandırmak, fitneyi ateşlemek için yapıldığı anlaşılan ve eninde sonunda illaki dünya global sermayenin belli bir maksadını sağlamaya dönük, toplumları birbirlerine getirmek, karşı karşıya getirmek ve sonrasında buradan yine menfaat, yine yarar sağlamak, sermayesini büyütmek, daha fazla hakim olduğu alanları, çatışma alanlarını çoğaltmak isteyen bir planlama olsa gerektir. Çünkü başkasına hizmet etmez bu tür bir şey. Nihayetinde inanç farklarını, husumetleri iyice kabartıp, büyütüp, fesadı çoğaltıp toplumları kitlesel savaşlara sürüklemek ve bunun rantını sağlamak. Bu sermayenin, büyük dev sermayenin planları olsa gerek. Onları işin içine katan şeytan, onlara çıkar vaat ederken bu türden hadiseler ile kendisi de buradan başka hedefleri planlıyor. Müminlerin üzerine mümin olmayanları saldırtıyor. Onların tahammülsüzlüklerini kullanıyor. Malum ekonomileri gitgide daralıyor. Batı medeniyeti ekonomik olarak belli bir resesyona girdi, durağanlığa girdi. Bunu tahammülsüzlüklerini çoğaltıyor bu. Düne kadar işçi diye çalıştırmak için yanlarına götürdükleri ama zaman sonra kendi toplumlarında belli bir sosyal hayata kavuşan camisi, ibadethanesi ve hatta bir kısmı iş sahibi olan, orada sosyal çevre yapan ve çevresinden yavaş yavaş oranın insanlarını hidayetle buluşmalarına vesile olan merkezler haline gelince işte bu cami eksenli merkezler. Şimdi bunlara saldırtıyor şeytan onları ki bir şekilde onları o topraklardan def etsin, uzak etsin. Aradaki husumeti çoğaltsın, büyütsün diye. Ve ne ilginçtir ki bu en çok buna yani İslam'ın yayılmasına, çoğalmasına ve insanlık arasında barışın artmasına hizmet etmiş olan ümmetimizi hedef alıyor, ümmet içerisinde milletimizi hedef alıyor. Kan kusuyor dünün geçmişte kaybettiği topraklara, kaybettiği insanlara karşı öfkeyle, tarihi kodlar ile ciddi bir saldırı gerçekleştirmeye çalışıyor. Bunun elbette büyük bir ıstırabı, üzüntüsü ve hatta başka eylemlere dönüşmesine yönelik kaygısı mümin yüreklerde hissedilir durumda. Ama şeytan hiçbir zaman boş durmadı. Batı medeniyeti hiçbir zaman göründüğü gibi saygılı olmadı. Çoğunlukla saygısız, tahammülsüzdürler. İçlerinde az bir kesim var böyle dediği gibi hümanist olan işte farklı inançlara güya saygı duyduğunu gösterir. Aslında kafirler tahammülsüzdürler. Cenab-ı Hakk'a gerçekten ibadet eden, ona saygı duyan, teslimiyet üzere bulunan Müslümanları görmek dahi istemeyeceklerini. Abdu aleykumul enamine minel gayd.
Ardımızdan parmaklarını öfkelerinden ısıracak kadar öfke dolu, kin dolu olduklarını, bizler Yahudi ve Hristiyanlığa tamamen dönmeden onların bizden razı olmayacaklarını Cenab-ı Hakk'ın haber verdiği bir kitleyle karşı karşıyayız. Leysu seva, hepsi de bir değil, aralarında hakikaten gerçeği duymak isteyen, öğrenmek isteyen, öğrendikçe de zaman ile hidayet ve istikamet kazanan, sonrasında mühtedi olan, Müslümanlaşan bir damar da var tabi. Böyle bir dünya ile baş etmek durumundayız. Artık küçük bir köye döndü dünya. Fesadı, fitneyi çoğaltmaktansa barışı, salahı çoğaltmak, iyiliği çoğaltmak, daha fazla mühtedinin hidayet olması için İslam'ı anlatmak, toplumlara esenlik kazandırabilmek, fitnenin ortadan kalkmasına çabalamak için büyük bir mesuliyet altındayız. Yeni yeni gençlerimiz umulur ki yabancı dilde, özellikle İngilizce ve diğer Batı dillerinde güzel bir ön hazırlık ile İslam'ı anlatırlar. Bu şiddetin hiçbir zaman tarafı olmadık yani. Hazreti Peygamber'den bu yana hiçbir zaman kılıcı kınından çıkaran biz olmadık. Sadece istedik ki dinimizi anlatalım, dinimizi yaşayalım, dinimizi insanlara ulaştıralım. Allah'ın kullarını Allah'ın inancıyla, Cenab-ı Hakk'a kulluk etmek ile ve sadece ona kulluğun özgürlüğüne kavuşturalım, kula kulluktan kurtaralım diye. Ancak şiddeti dayatan, savaşı dayatan, Mekke müşriklerinden örnek verseniz, onlar oldular. Diğerlerinden örnek verseniz, hep onlar oldular. Tahammülsüz olan taraf. İranlılara baksanız, o günkü Mecusiler, onlar aynı şekilde. Yani Kadisiye'de illa savaşı dayatan taraf onlar oldular. Yoksa müminler onların ne topraklarında ne de yeraltı yerüstü zenginliklerinde gözleri vardı. Sadece dinimizi insanlara anlatalım, bizimle insanların arasına girmeyin. Bunun en güzel kanıtı da bugün yaşanan hadise. Yani oradaki Müslümanlar ne ellerine kılıç almışlıkları var, ne silah almışlıkları var. Sadece dinlerini yaşıyorlar ve muhtemelen üçer beşer çevrelerinde insanlara anlatıyorlar. Onlardan da Müslümanlar oluyor. Fakat beyefendi bundan huzursuz olmuş. Bunları ülkemizi ele geçirmeye çalışan, bizim kültürümüzü yok etmeye çalışan, çoğalan, yaygınlaşan bir virüs olarak gördüğü için yok etmeye kalkışmış. İşte demek ki tahammülsüz olan kim? Fikre karşı kurşun sıkan, İslam'a karşı, İslam'ın esenliğine, barışına karşı kurşun sıkan taraf onlar. Ve bunu hep devam ettiriyorlar. Dileriz Allah Azze ve Celle'den bu öylece orada kalır, daha fazla çoğalıp, daha fazla sağa sola yayılıp Müslümanları tehdit etmez. Hangi türden olursa olsun, neresinden olursa olsun hep sonuçta Müslümanları buluyor ve kurban olarak Müslümanları seçiyor. Eğer onların tezgahladıkları bir terör örgütü olursa, Müslümanlık kisvesi altında, o da gelip Müslümanları öldürüyor. Onlara yönelen bir şey yok. Böyle kendi içlerinden, Yahudi, Hristiyanlarından, fanatiklerinden olursa yine gelip Müslümanları öldürüyor. İçimizdeki hainler de dönüp onların cinayetlerini kınayacaklarına, Müslümanlıktan kaynaklanan veya İslam dünyasından kaynaklanan bir terör, oturup kendimize bakmalıyız diyecek kadar şerefsizleşebiliyorlar, karaktersizleşebiliyorlar. Yani öldüren, cinayeti işleyen Hristiyan da olsa yine dönüp biz kendimize bakmalıymışız. Acaba ne ettik de o bizi geldi öldürdü diyecek kadar soysuz, kansız bir yaklaşım içerisine girebiliyorlar. Bunun da vebali yine dönüp Müslümanlara kesilmeli. Yani kendi aldattıkları, kendi kandırdıkları ve terörize ettikleri üzerinden de kurban yine Müslümanlar. Hristiyanlar üzerinden olursa da yine kurban Müslümanlar. Her halükarda ölen Müslümanlar olduğu halde sebep yine Müslümanlar olmalıymış. Yani demek istiyor ki sizin inancınız o kadar kötü bir inanç ki adamı rahatsız etmiş,
Dönüp o da gelip bu camiyi basıp cinayet işleyecek kadar provoke olmuş. Dolayısıyla siz onu provoke etmeyin. Ne yapın? Caminiz olmasın, ibadet etmeyin. Dini şiarınız olmasın. Beyefendinin canı sıkılmasın, o da sizi gelip öldürmesin. Canını sıktığınız için o da gelip sizi öldürmüş. Yani söylediği sözün manası, yorumu buralara geliyor. Ben başka bir mana veremiyorum. Benzeri güya bunlar İslam alemi veya işte Müslümanlığı bilen kimseler. Dönüp burada kendimize bakmalıyız. Biz şeyi kendimizde aramalıyız demeye getiren tweetler, yorumlar vesaire yapıyorlar. Allah Azze ve Celle böyle bir ortamda hepimizi sınıyor. Öyle bir ortamda aynı olay üzerine münafık münafıklığını kusuyor, hain hıyanetini kusuyor. Dilerim iyi bir tarafı olarak da, yani güzel, böyle bir kötü olayın güzel neticesi olmaz ama en azından ibretlik olarak ümmet de kendi kimliğini hatırlamış olsun. Düşmanın ümmete olan düşmanlığının nasıl hedef almaya kalktığında, nasıl tarihi, hangi doneleri kullandığını ve nerelerden beslendiğini, ümmete asıl hizmet eden koca bir geçmişin nasıl intikamına soyunduğuna baksın da, hiç olmazsa kendi kökümüze, ta Mekke'nin fethinden itibaren başlayan ve fetihlerle devam eden insanlığa hep esenliği, adaleti ulaştırmak üzere canla başla fetihten fetihe koşan, hangi etnik kökenden olursa olsun İslam ümmetinin, milletimiz de buna dahil olmak üzere, ortaya çıkardığı o iftihar tablosuna nasıl yöneldiğini bütün çıplaklığıyla görmüş olsun. Bu öyle aklını başından kaçırmış, meczup, kendinden geçmiş bir adamın rastgele işlediği bir cinayet değil, silahına, müziğine, silahının her bir köşesine işlediği mesajına varıncaya kadar özellikle bir terör grubunun bunu işlediğine, arkasında buradan ciddi bir sonuç sağlamaya, bir çatışma ortamına, global manada bir çatışma ortamına yol açmaya veya onu beslemeye yönelik hazırlanmış bir şey olduğu anlaşılıyor. Dileriz arkasında kimler var güzelce ortaya çıkarılır da bu tür hadiseler terörü besleyen bir şeye dönüşmez, kötü bir hatıraya dönüşmez. Hakkı verildi, arkasındaki global çete ortaya çıkarıldı, ne yapmaya çalıştıkları. Eğer dünyanın selameti, esenliği önemliyse, bu küresel manada üzerine gidilmesi gereken bir hadise. Yok, katil bizden olursa çok önemli değil, üstünü kapatacağız. Sizin aranızdan katiller çıkarsa, ki onları da kendileri tetikliyorlar, onların da hesabını sizden milyonlarca insan öldürene kadar soracağız diyen çifte standart devam edecek olursa, o zaman dünya böyle bir yer olmaya devam edecektir. Bunun da vebali ve sıkıntısını bütün insanlık çeker. Melekler ta insanın irade sahibi oluşundan yola çıkarak, bunlar irade sahibi olursa o zaman cinayet işlerler, kan dökerler. تَجَعَلُ ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُ ف۪يهَا وَيَسْفِقُ الدِّمَا. Ne yazık ki dünya ortamında bu anormal bir durum değildir. Ta Hz. Adem Aleyhisselam'ın çocukları arasında da aynı şey oldu. Adem oğlu bunu, yani kötüleri, bunu hep yapa geldi. Tahammülsüzlüğü, çıkar arzusu, çekememezliği, hasedi, pek çok duygusu kendisini buna yöneltti. Eğer Allah Azze ve Celle saygıyla bağlanan, kendisini zapt eden, dolayısıyla da iyi olmaya, salih bir kimse olmaya yönelmezse bir insan, ondan daha vahşisi yok. Yani vahşi hayvanlardan daha beter, daha korkunç bir cinayet makinesine dönüşebilir.
Dolayısıyla insan bu manada çok tehlikeli bir varlıktır. Meleklerin böyle bir soruyu sorma, onların sorduracak kadar tehlikeli bir varlıktır. Ama biz dönüp Cenab-ı Hakk'ın ben biliyorum sizin bilmediğinizi dediği şeye odaklanalım. Bu bir sınav sürecidir. Ve geçici bir süreçtir. Her halükarda insanlar buradan ölerek çıkacaklar. Hepimiz öleceğiz. Dolayısıyla sınav içerisinde birinin diğerine eziyet etmesi, ötekinin ötekine zulmetmesi, hatta en korkunç olanı katletmesinin dahi işlenmesi muhtemel bir ortamda yaşıyoruz. Ortam çok feci bu manada. Dolayısıyla herkes olabildiğince iyi olmaya ve iyiliği çoğaltmaya, yaymaya, etrafa, insanlara esenliği ulaştırmaya çalışmalı. Niye Medine'de oturmadılar? Ya Medine'de çok esenlikli bir ortam kurmuşlardı. Ama neden Hazreti Peygamber ashabını oraya elçi gönderdi, buraya elçi gönderdi? Çünkü bizler müminler olarak biz burada kendimiz iyi, sağlıklı, esenlik dolu bir ortam kurduk, barışçıl bir ortam kurduk. Burada Rabbimize kulluk edelim, keyfimize bakalım. Yarımadanın dışında zulüm varmış, birileri diğerlerini katlediyormuş, öte tarafta ateşe tapan bir topluluk varmış, başlarında birileri onlara böyle bir inancı ve süreci dayatmış, sömürüyor onları. Bunlar bizim umurumuzda değil. Biz burada halimize bakalım diyebilirlerdi, demediler. Allah'ın elçisi ki bu elçilerinden katledilenler bile var. Gidip sağa sola Allah Azze ve Celle'nin mesajını ulaştırdılar. Sonra bunun akabinde o mesajın o topluluğa yayılabilmesi için, ulaştırılabilmesi için daha farklı, daha çok elçiler yola çıkarıldı. Ama önlerini kestiler. Siz buraya gelemezsiniz. Bu inancı buralarda yayamazsınız. Diyebilirlerdi ki tamam biz bize düşeni yaptık. Nezaketen gittik anlatmak istedik ama adamlar hır çıkarmak istiyorlar. Buraya gelemezsiniz diyorlar. Sizi burada öldürürüz. Bu hududu geçemezsiniz diyorlar. Şimdi başka yerdeki zulme bir yerden sonra ses çıkarmamak ve öylece peki kalsın demek var mı Müslümanlıkta, hatta insanlıkta? Yok, mümkün değil. Bu sınırdan geçemezsin dedi mesela Mecusi İranlılar. Burada sizin Allah birdir mesajını gelip insanlara anlatmanıza müsaade etmeyiz. O zaman bizimkiler dediler ki biz bunu illaki yapmak zorundayız. Müsaadeli müsaadesiz yapacağız. O zaman savaşacaksınız bizimle. Cesetlerinizin üzerinden ancak geçersiniz, öyle girersiniz bu topraklara. O zaman bu mesajınızı insanlara ulaştırabilirsiniz deyince bizimkiler dediler ki o zaman yani bu cesetlerinizi köprü yapar, üstünden geçeriz, kusura bakmayın. Biz zulmü canımız pahasına önlemeye ve esenliği canımız pahasına dünyada yaymaya memuruz. Dolayısıyla fetihlerin düşünce şeyi budur yani mantığı budur. Karşı taraf silaha ve savaşmaya dayattığı için, başka bir ihtimal bırakmadığı için. Yoksa birinci seçeneği kabul etseydi o zamanki mecusilerin başı yani sadece insanlara Allah Azze ve Celle'nin dinini anlatacağız. Kabul eden eder, etmeyen etmez. Kimseyi buna zorlamayacağız. Şu anda bizim Avustralya topraklarında veya yani Yeni Zelanda nedir ki yani değil mi? Denizin ortasında bir adacık ama adamdaki tahammülsüzlüğe bak ki bakıyor bunlar mantar gibi çoğalıyorlar. Burada cami yapmışlar. Bizim veletler bunlara takılıyorlar. Bizim dinden vazgeçiyorlar. Müslümanlaşıyorlar. Bunlar bizi kendilerine benzetiyorlar. İslam çoğalıyor, artıyor. O yüzden yok edilmeli diyor bak. Nasıl biz orada İslam'ı anlatıyoruz? Kılıç zorla mı? Alakası yok. Ortam onların ortamı, toprak onların toprağı. Sadece müminlerin kendi başlarına, dinlerini yaşamalarına bile tahammülsüzler. Dolayısıyla şiddet, tahammülsüzlük, cinayet bunların hepsi küfür cephesinin argümanlarıdır. Müslümanların böyle bir argümanı yok. Sadece savunmadayız. وَقَاتِلُوا الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ Ama aramızda öyle mantıksız tipler var ki savunmak adına bile olsa elinize silah almamalısınız diyor.
Savunmak için bile olsa silah üretmemelisiniz diyor. Bu işte ya bu kadar saf mantık dışı aklı ermiyor ya da dışarının işbirlikçisi diyor ki sen böyle olmalısın, silahsız olmalısın. Dışarıdan bu cinayet işlemek isteyenler gelip senin yurdunu istila etmek isterse rahatlıkla seni katletmeli. Dolayısıyla sizin silah sanayinde yatırım yapmanıza bile dil uzatıyor. Bir şeyleri icat etmenize, geliştirmenize bile savaşçıymışız, savaş severmişiz de o yüzden bunu yapıyormuşuz. Ya görüyorsun adam o kadar tahammülsüz ki masum insanların üzerine takır takır kurşunlarla yürüyor. Ve sen daha onu kınamaktan acizsin. Diyorsun ki bir sor bakalım ki niye eline silahı almış gelmiş cinayet işlemeye kalkıyor. Bir sor bakalım. Yani belki yeri değil ama bir filmde bir şey vardı. Çok benzediği için aklıma geldi. İki tane şey var. Biri diğerine habire kötülük yapıp duruyor filmde. Her defasında ona diyor ki tamam böyle oldu ama bir sor bakalım niye? Ve her seferinde bir açıklamayla kendisini yüzsüz, pişkin pişkin savunuyor, bir yere bağlıyor yani. Şimdi adam elini silah almış, gelmiş camiye girmiş takır takır öldürüyor, sıra sıra öldürüyor. Bizimki diyor ki bir sor bakalım ki niye yapıyor bu bunu? Bir zoru var yani adamın, onu bir önce sor. Bu cinayeti aklayabilme söylemidir. Caniyi yüceltme söylemidir. Ve bu adam din alimi oluyor. Ve bu adam Müslümanlığı güya böyle Kur'an esaslı vesaire böyle hani çok şey yapmak istemiyorum. Öyle oluyor. Sebebi kendimizde aramamızdan dem vuran söylemlerde bulunuyor. İşte Rabbim öyle güzel ortam yaratmış ki böyle vahim bir hadisede bile kusmak istediğini kusuyor. Caniyin cinayetini göremeyecek kadar kendi dinine düşman kesilmiş farkında değil. Allah Azze ve Celle bizi bu halde dünyaya gönderdi ve bu ortamları değiştirerek iyilerle kötülerin sürekli ortaya çıktığı, deşifre olduğu hadiseler yaşatıyor bizlere. Ki böylece لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. Helak olacaklar, kanıtlarla helak olsunlar, hayat bulacak olan da kanıtlarını toplasın, onlar da kanıtlarla hayat bulsunlar. مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِن۪ينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَم۪يزَ الْخَب۪يثَ مِنَ الطَّيِّبِ. Allah böyle olduğu hal üzere kimin ne olduğu çok fazla belli olmadan müminleri öylece bırakmaz. Hadiseleri değiştirir, olayları değiştirir ki habis olanlarla tayyip olanlar ayırt olsun. Habis olan tam da böyle mal bulmuş mağlubi gibi bu hadisenin üzerine bak ne güzel de olay yaşandı diye hemen kusmaya başlıyor. Elhamdülillah ki kusuyor, millet de görüyor, bakıyor ki ha bu adam demek ki karaktersiz, kendi içerisinde adaleti, düşmanlığı, ne kadar milli, ne kadar dini değerimiz varsa böyle hepsini ziplenmiş bir halde birdenbire kusmaya başlıyor. Ve caniyi doğrularcasına demek istiyor ki sen niye İstanbul'u fethettin ki? Tabii sen İstanbul'u fethedersen adam da gelir seni camide, mabette vurur. Haklı. Bir bu kadar demediği kalıyor. Bunu kendimizde aramalıyız diyen söylem bizim ümmet olarak, demiyorum millet olarak, ümmet olarak ta Mekke'nin fethinden başlayan bütün fetihlerimiz üzerinden bizi, İslam ümmetini sorgulamak istiyor. Bunun heyecanını taşıyor. Güya bu kişi de işte alim oluyor, din bilgini oluyor veya ulama cinsinden bir şey oluyor ve fırsat buldukça, geçen kervan gördükçe oluyor. Dönelim tekrar ayet-i kerimeye. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ. Biz sizi yarattık. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ. Sonra size suret şekil verdik. Tabi aramızdan وَاَنَّا مِنَّ الصَّالِحُونَ
minna dune zalik. Bunu kabullenmemiz lazım. Cinler açısından bile bu böyleymiş. İçimizden salihler de var, içimizden ötesi kötüler de var. Sürecin böyle bir süreç olduğunu kabullenmemiz lazım. Yoksa çok yıpratıcı olur. Yani Adem'in iki çocuğundan birisi Kabil, o bugünkü cinayeti işleyenden bir farkı yok. Kardeşini öldürecek, çıkar uğruna, haset uğruna öldürecek kadar çirkinleşebiliyor. Bunu bilmemiz ve bu ihtimali hep hatırımızda tutup hazırlığımızı buna göre yapmamız lazım. O caminin kapıları nasıl korunaksız olunca içeriye dalabiliyorsa adam, bu coğrafyanın, ümmet coğrafyasında kapıları korunaksız oldu mu adam aynı şekilde rahatlıkla havadan, karadan, denizden hemen dalar içeriye. Ve soluğu ta senin yatak odanda alır. Irak'ta gördük bunların örneklerini. Dolayısıyla ümmetin bir an önce kendi özellikle teknolojisini, özellikle savunmaya yönelik teknolojisini, yani silah sanayi esas olmak üzere hızlı bir şekilde tamamlaması lazım. Bunun şakası makası yok. Adamlar böyle düşündükleri, en azından aralarında önemli sayıda kimsenin böyle düşündüğünü bizler biliyoruz. İyi olanlar, iyi olmaya namzet olanlar, hakkı duymaya, kabul etmeye namzet olanlar elbette ki bunların dışındadır. Cenab-ı Hak öyle söylüyor zaten. لَيْسُوا سَوَاءَ Hepsi bir değil. مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ اَيَاتِ اللّٰهِ اَنَا اَلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ İşlerinde böyle düzgün bir topluluk olabilir. Bunlar Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini okur, öğrenir. Bakın nice mühtediler var. Bunlar nasıl hidayet oluyorlar? Okuya okuya, öğrene öğrene. Sonra da bize anlatıyorlar. Dolayısıyla bu elbette bu kesimi bizim hedef kitlemiz, hidayet olmasını umduğumuz kitlemiz, onlarla barışıp, onlarla iyi ilişkiler içerisinde olmaya devam edeceğiz. Ama bu kitlenin diğer bize adavetle, hasmane duygularla sürekli saldırmayı fırsat kollayan kesimini de hesabın içerisine katıp buna yönelik hazırlığımızı, kendimizi müdafaa edecek, değerlerimizi müdafaa edecek, kardeşlerimizi müdafaa edecek şekilde de ümmet olarak toparlanmamız lazım.